Bingöl'ün Karlova ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçeye bağlı 10 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçe özel idare, belediye ve karayolları ekipleri yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı iki gündür Hakkari ve ilçelerinde de etkili. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla Hakkari genelinde 6 köy ve 28 mezranın yolu ulaşıma kapanmış durumda. Yolların açılabilmesi için il özel idaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Tunceli'de yüksek kesimdeki ilçelerde etkili olan sandak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Munzur'da eteğindeki Ovacık ilçesiyle yüksek kesimde bulunan Pülmür, Hozat, Nazimiye ilçelerindeki 96 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkez ve ilçelerde 58 iş makinesi ve 110 kişilik personel yolları kaldırımları temizliyor. Kar yağışı Sivas'ta da yüksek kesimlerde etkili. Divri ilçesinde bulunan Karasar geçidinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Ekipler yolda kalan araçlar için çalışma başlattı. Bitlis, Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde ise sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışıyla kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalara başladıklarını ifade etti. <laughs> Doğuda durum böyleyken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporda önümüzdeki hafta Ege bölgesinin iç kesimlerinde havanın yağışlı, kıyı kesimlerinde ise parçalı bulutlu olduğu belirtildi.